Herkese merhaba. Bu videodaki konuğum Infiniti Q30S. Q30S, Infiniti markasının giriş modeli. Yani Infiniti almak istiyorsanız erişebileceğiniz ilk model Q30. Otomobilin dış tasarımı sizin de gördüğünüz gibi çok şık ve çok sportif. Q30S'in farkını ön tamponda yer alan ekstra eklerden, nefis tasarımlı jantlarından, marş piyellerinden ve arka tamponda yer alan egzoz difüzöründen anlayabiliyorsunuz. Ayrıca arkasından tasarımına baktığınızda da çok şık gözüken stopları, çok şık gözüken egzozları herkesi etkileyecek tarzda. Böyle güzel, dinamik ve şık bir tasarımı var. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Aslında bagajı da açayım göstereyim. Kompakt bir binek otomobil kadar bir alanı var, bagaj hacmi var. Ama iş arka koltuklarda bozuluyor. Arka koltuklar biraz daha dar ve bu otomobilin tavanı, şuradan göstereyim size, biraz basık olduğu için içeride biraz yoğunluk yaşayabiliyorsunuz. Ama bunların haricinde gayet şık. Şimdi bir bakalım ne var ne yok içeride. İçeriğiyle alakalı detayları anlatayım size. Binmeden şunu göstereceğim. Koltukları görebiliyorsunuzdur. Beyaz şeritli, tek parça, sportif koltuklar. Bu S dediğimiz donanımla birlikte gelen koltuklar. Şimdi aracın içine bindiğinizde öncelikle içerinin GLA'dan, çalıştırayım da ben bunu, içeride pişmeyeyim şimdi. Bu araçta Mercedes'le ortak olarak kullanılan birden fazla parça var. Mesela göstergeler. Onun haricinde direksiyon. Direksiyondaki şu tuşlar. Cam açma kapama tuşları. Far tuşu. Klima kontrol ünitesi. Gibi detaylar var. Ama bu otomobili GLA'dan ayıran en önemli özelliklerden biri, GLA'nın biliyorsunuz vites kolu buradadır. Ama Q30 da burada. Küçük, şık bir vites koluna sahip. Multimedya sistemi Mercedes'inki de biraz daha farklılık gösteriyor. Ve benim şu anda kullandığım test aracımda açılamayan bir cam tavan var. Hemen şöyle gösteriyorum. Ayrıca bu perdeyi sonuna kadar açmak için de tuşa basmak zorundasınız. Burada böyle bir bölüm var ama ne yazık ki cam tavanı açamıyoruz. Cam tavanı açtığınız zaman size aracın içine binmeden önce bahsettiğim durum, hani içerisi biraz boğuyor falan dediğim şey, ortadan biraz kalkıyor. Fark etmişsinizdir, ben şu anda biraz boyum da uzun ve koltuğum en alt seviyede ayarlı. Ben şu anda biraz böyle kafamı çarpacakmış gibi hissediyorum ve yukarıdan biraz basıklık geliyor. Ayrıca bu aracın içerisinde kullanılan deri detaylar bir noktadan sonra böyle boğucu bir hal alıyor. Kasvetli bir iç ortamı var otomobilin, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bunların hepsi Infiniti'nin premium marka olmak için yaptığı mücadelelerin birer örneği. Şimdi kısaca motordan bahsedeyim size. Bu otomobilde yine GLA'da da kullanılan, sizin de tanıdığınız 156 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motor var. Ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yapıyor. Şöyle şundan bahsedeyim. Bu araç önden çeker. Ne yazık ki 4 çeker değil. Önden çeker olduğu zaman da bazı böyle çekişle alakalı gücü aktarmayla, yani sağlıklı bir şekilde aktarmayla alakalı problemler yaşayabiliyorsunuz. Mesela şunu söyleyeyim size. Sıfırdan bir anda hızlı biçimde kalkmak istiyorsanız otomobille, otomobil patinaj çekebiliyor. Yani lastikler çok fazla boşa dönebiliyor. Ama bunların haricinde bu otomobil gerçekten GLA'dan çok çok daha fazla sportif ve kullanmaya başladığınız zaman inanılmaz derecede sizi
böyle beni daha fazla kullan diye etkileyen bir durumda. Ayrıca şunu da söyleyeyim, dış tasarımla da bunu birleştirdiğiniz zaman yine bizim gerçekten güzel bir noktaya geliyor. Son detayımı da söylüyorum, ondan sonra aracın sürüşüyle alakalı bilgiler vermeye başlıyorum size. Şöyle yakınlaştırayım. Bose ses sistemimiz var. Bu ses sistemi otomobilin içerisinde zaman geçirdiğinizde, böyle fazla fazla zaman geçireceğiniz zamanlarda özellikle size kendinizi iyi hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bu detayı da söyledikten sonra isterseniz sürüşe başlayalım. Sürüşle ilgili detayları anlatayım size. Ondan sonra da kapanışımı yapayım. Çocukların aralarından sıyrılayım da sürüşümüze başlayalım. Müziğimizin sesini kısalım, vitesimizi de takalım ve devam edelim. Evet, şimdi dışarıda size otomobilin tasarımıyla alakalı ve bulunduğu segmentle alakalı bazı detaylar verdim. Şimdi de sıra aracın sizin de en çok merak ettiğinizi tahmin ettiğim sürüşünde. Şimdi neyden bahsettik? Bu otomobil aslında GLA ile, yani Mercedes'in crossover sınıfındaki otomobiliyle birebir aynı altyapıya, birebir aynı motorlara sahip. Ama tasarım olarak Infiniti tabii ki daha unik bir tasarıma sahip. Yani unikten kastım da daha güzel, daha şık, daha eşsiz bir tasarıma sahip. Şimdi şuradan bir döneyim ben. Peki aracın içine bindiğinizde neler var? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Infiniti markası bu otomobili yaparken kabinde olabildiğince fazla süet dediğimiz, alkantara dediğimiz deri kumaşından faydalanmış. Mesela konsolun belirli bir bölümü hem deri hem alkantara. Kapı içleri, koltuklar, koltukların belirli bölümleri alkantarayla süslenmiş. Hatta bunlar bu otomobile eklenmiş ve içine bindiğinizde gerçekten premium bir ortam sizi karşılıyor. Bundan gayet içiniz rahat olabilir. Bunun haricinde Infiniti markası zaten premium markalar arasında yer almak istediği için ve önceden beridir de bu klasmanda mücadele ettiği için böyle bir algıyı da kabine bindiğiniz zaman size hissettiriyor. Bunun haricinde konsolun ortasında hem dokunmatik özelliği olan hem de size birçok bilgiyi veren multimedya ekranı var. Multimedyanın ekranının altında hem radyo sistemini, bu müzik sistemini kontrol edebileceğiniz bir panel var. Onun altında koltuk ısıtmaları, ondan sonra start stopu, park sensörünü kontrol edeceğiniz bir bölüm var. Ve en altta da yine GLA'dan hatırlayacağınız tuşlara sahip olan bir klima kontrol ünitesi var. Şimdi bu kullandığım otomobil aslında daha önceden ben bu otomobilin standart Q30 dediğimiz versiyonunu kullanmıştım. Ancak bu araç Q30 S olarak geçiyor. S olduğu zaman da ne tarz değişiklikler oluyor? Onlardan bahsedeyim size. Öncelikle body kitinde, yani ön tamponunda, arka tamponunda farklılıklar var. Yan marş piyerleri farklı, jantları farklı. İçeriye girdiğinizde ise sportif koltuklar sizi karşılıyor.
bir nevi GLA'nın AMG donanımlı versiyonunu düşünün. Süspansiyonlarda, ondan sonra direksiyon kutusunda, yürüyenin de çok ciddi bir değişiklik yok. Sport paketin benim kullandığım versiyonu 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motorlu versiyonu. Bu sport paketi siz ayrıca 1.5 litrelik dizel motorla da satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu 1.6 litrelik motordan bahsedeyim hazır konu açılmışken. Önümüzde de çok güzel bir Porsche gidiyor. Bu 1.6 litrelik motor Mercedes'in ürün gamından hatırlayacağınız motor. Yani 1.6 litre, 156 beygir ve 250 Nm tork üreten motor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla, G-Tronic dediğimiz şanzımanla kombine edilmiş bir motor var karşımızda. Şanzıman çok iyi şekilde çalışıyor. Ancak diğer rakipten yani GLA'dan bu şanzımanın farkı, yazılımsal olarak bu şanzımanın üzerinde bir değişiklik var. Ve bu değişiklikten kaynaklı olarak şurada yer alan bir ESM tuşu var. Bunu ekonomiye alsanız bile şanzıman sürekli olarak vitesi 2500 ile 3000 devir arasında değiştirmek istiyor. Ama şöyle söyleyeyim size, bu değişim tabii ki yakıt tüketiminizi etkiliyor ama otomobilin gidişinde inanılmaz bir farklılık yaratıyor. Mesela ben GLA'yı da kullanma fırsatı buldum. Ama bu otomobilin gitme hissi GLA'dan daha fazla. Yani bu daha sürüşe odaklı, daha performansa odaklı ve daha gitmeye odaklı bir otomobil. Yani bana zevk verdi mi diye sorarsanız da şöyle söyleyeyim. Daha çok fazla böyle limitlerini zorlayacağım bir parkura sokamadım otomobili. Ama vites değiştirme aralıklarını genellikle kendim manuel moduna alıp üst devirlerde değiştirmek istiyorum. Infiniti'de kullanılan yalıtım biraz daha motor sesini içeriye alma odaklı. Ama bu aklınızda böyle garip bir soru işareti yaratmasın. Çok fazla motor sesi geliyor falan diye. Öyle bir şey yok aslında. Ama motorun sesi içeriye o kadar güzel geliyor ki sanki 1.6 litrelik bir motor değil de daha güçlü, daha hızlı bir motor kullanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bundan kaynaklı olarak bir de şöyle bir ekstrası var bu otomobilin. Gaz pedalı, yani gaz pedalının hissi biraz daha sıkı. Gaza basarken biraz daha böyle çok fazla basmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü gaz pedalı biraz daha sert. Bu da otomatikman psikolojik olarak sizi daha fazla performans odaklı bir otomobil kullanıyormuşsunuz hissine kaptırıyor. Bunlarla birlikte baktığınızda Infiniti Q30S bir crossover'ın olabileceği, yani günlük hayatta da kullanabileceğiniz bir crossover'ın olabileceği en spor formda. Ben bu otomobille eve gidip gelirken biraz virajlı bir parkurum var. Burada öyle ortalamaların çok az üzerinde, yani 70 ise hız sınırımız, 90'da falan seyahat etme imkanı buldum. Bununla birlikte otomobilin bana sunduğu şey şu. Öncelikle direksiyon çok kararlı. Yani sizin direksiyona verdiğiniz yönlendirmelere çok güzel bir şekilde cevap verebiliyor. Aracın ESP sistemini devreden çıkarttığınız zaman, dört çeker olmadığı için tabii ki, ister istemez bazı noktalarda kaymalara yol açabiliyor. Ama tamamıyla ESP sistemini kapatamıyorsunuz. Kapatamadığınız için de belirli bir noktada artık tutamayacağınızı anladığında araç kendisi devreye girerek bu sistem sizi yolda tutabiliyor. Ama ne oluyor? Siz hızlı kullanırken bu otomobili biraz daha böyle keyifli hissedebiliyorsunuz. Çünkü limitlerinizi biliyorsunuz. Aracın limitleri gerçekten bu sınıfta olabilecek limitlerin biraz daha üzerinde. Ve bunu da size gayet makul bir biçimde hissettiriyor. Gel bize çarp abi. Elinde telefon. Böyle araba kullanıyorsun. Her neyse. Hiç sosyal mesaj kasamayacağım. Koltuğum biraz önde kalmış. Kusura bakmayın. Sırtım da biraz yatık, belimi ağrıttı. Onu da düzelteyim. Şimdi bu tarz bir biraz daha böyle bir performanslı kullanım istediğiniz noktalarda gerçekten Infiniti size güzel cevaplar verebiliyor. Bu cevapların karşılığında da siz bu otomobili kullanırken keyif alabiliyorsunuz. Zaten dışıyla alakalı detayları bu dinamizmle birleştirdiğinizde de otomobil kendisinin yaratıldığı farklı otomobilden daha farklı bir hale gelebiliyor. Biraz garip bir cümle olmuş olabilir ama ne anlatmak istediğimi size aktarmış olduğuma inanıyorum. Koltuklar aslında tek parça dediğimiz sistemden oluşan koltuklar ve hem görüntüsü şık hem de sizi daha güvenli bir şekilde araç kullanmaya sevk ediyor.
Ayrıca yan desteklerini söyleyeyim. Yan destekleri benim beklediğim kadar çok değil. Beklediğim kadar çok olmadığı için de bazı noktalarda koltuktan kayma gibi problemler yaşayabiliyorsunuz. Bunu samimiyetle söylüyorum size. Şimdi dün akşam fark ettim. Hatta dün aracı aldığımda fark ettim. Bizim multimedya ekranımızda geri görüş kameramız ne yazık ki yok. Ve ön tarafta da park sensörlerimiz var ama park ederken bazı noktalarda pek fazla işinizi görmüyor. Bunlar bence Infiniti Q30 için pek güzel şeyler değil. Ayrıca kamera taktırmak isterseniz taktırabilirsiniz. Tabii ki bundan yana çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şerit takip asistanımız var bu otomobilde. Öndeki araca yaklaşmanıza göre size uyarı veren, öndeki aracı takip eden bir sistem var. Adaptif cruise kontrolümüz var mı? Kullanmadım gerçi daha cruise kontrolü. Ama yok. Ama dediğim gibi radar diyebileceğimiz bir sistemimiz var. Sonuçta öndeki trafiğin akışını sentezleyip ona göre size uyarılarda bulunan bir sistem var. Yok değil yani. Ben bu otomobille şehir içerisinde yaklaşık 50-60 kilometre yol kat ettim ve 50-60 kilometre boyunca bana verdiği yakıt tüketim değeri 11.3 litre. 11.3 litrelik yakıt tüketim değeri 50 kilometre için çok fazla değil. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü sadece şehir içerisindeki trafikte seyrettim. Ve bununla birlikte araç istediğim noktalarda çok fazla gaza basarak aracı hızlandırma imkanı da buldum. Bu yüzden de hemen yakıt tüketim değeri artabiliyor. Yani bu değer gözünüzü korkutmasın. Infiniti Q30'da bana ayrılmış olan sürenin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. YouTube üzerinden bana destek olmak isterseniz benim videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, fırsatınız olduğunda da yorumlar yapıp sosyal medya hesaplarınızda benim kanalımla ilgili bildirileri paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim ve bana da çok destek olmuş olursunuz. Ben bu videoyu izlediğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.